Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bu akşam Gündem Özel'de depremin 36. gününde İskenderun'u konuşacağız. İskenderun'da neler olup bitiyor? Biraz bunları anlamaya çalışacağız. Hem İskenderun hem de aslında çevresini konuşacağız. Arkadaşımız Mahsun Kılıç orada haber için çeşitli ziyaretleri de oluyor. Bize detaylarıyla aktaracak ama sıcak bir bilgiden başlayalım. O da ne yazık ki İskenderun çadır alanını su bastı ve insanlar şimdi o suları tahliye etmekle uğraşıyorlar. Detaylarını Mahsun Kılıç'tan alacağız. Mahsun merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, önce sıcak olandan başlayalım isteriz. Yani çadır alanının su bastığını biliyoruz. Bize biraz detay aktarır mısın? Ya şöyle ikindiden sonra sanırım 5'e doğru, 5 olmadan o saatlerde sağanak yağmur başladı. Çadır alanı bir toprak alan üzerinde olduğu için insanların kaldığı yaşam alanı hep su bastı. İnsanlar şu an ben oradayken yayına bağlanmadan önce çeşitli kürek, tahta vesaire taşlarla su gideri açmak için uğraşıyorlardı ya da küreklerle bir çadırın içine dolu olan suları kendi çabalarıyla çıkarmaya, görüntülerde de görülüyor. Bu şekilde insanlar kendi çabasıyla, hatta feryat edenler vardı, hatta nerede bu hükümet, neden konteyner yok diye tırnak içinde o söylemler çok şahit oldum. Hatta ısrarla beni çekip gel burayı da çek diyen vatandaşlarımız oluyordu. Şu an için durum bu. İnsanlar bir çaresizlik hissi de vardı benim gözlemlediğim. Böyle şu an. Evet. Evet, öğleden sonra sağanak bir yağmur başladı İskenderun'da ve görüntülerde de gördüğümüz üzere büyük bir çadır alanı oluşturulmuştu. Neredeydi Mahsun burası? Mustafa İskenderun. Kemal Mahallesi Kemal miydi? Mahallesi, evet. Ne kadar çadır var orada? Yaklaşık bir 175-180 arası, bayağı her çadırda kalabalık, yani tek kişi falan kalmıyor bildiğiniz üzere. Aileler olduğu için bayağı kalabalık bir yer, bir Evet. yaşam alanı kuruldu orada. Evet, yani büyük bir çadır alanından bahsediyoruz. O çadır alanını işte ne yazık ki sağanak yağmurun ardından çeşitli çadırları su bastı. Görüntülerde de görüyoruz zaten. Ne yazık ki tabii altyapı vesaire tam oluşturulamadığı için eldeki imkanlar buna yetmediği için bu şekilde evet depremzedeler sağanak yağmurla birlikte iyice zor durumda. İşte görüyoruz aynı Şöyle zamanda. Evet, sen lütfen şunu da söylüyorum. anlatır mısın bize? Yani şunu biliyoruz, şimdi Mustafa Kemal Mahallesi'nde kurulan bu çadır alanını ilk kurulmaya başladığı günden itibaren yakından takip etmeye çalışıyoruz biz. Yani profesyonel bir ekiple, bir destekle o çadır alanının kurulmadığını da biliyoruz. Evet. Haliyle buranın altyapısının oluşturulması da doğal olarak yine profesyonel olmayan yollarla yapılıyor. Biraz sen bize detay Ya aktarır mısın? şu son söylediğimizden önce şunu ekleyeyim ben. Dün öbür gün bayağı havalar sıcakken depremzedeleri dinlerken şöyle bir şeye şahit oldum. Havalar ısınıyor. Hatta kışlık kıyafetler gönüller tarafından ayrılıp başka yerlere yollanıyordu. Ta düne kadar biz de yardım etmeye çalışıyorduk. Bu çadır alanı artık çok sıcak olacak, nasıl olacak diye. Hemen ertesi gün bugün bayağı insanlar kalın kalın montlarla geziyor. Çadırları su bastı. Hani bayağı bir koordinasyonsuzluk var. Hani uzman ekiplerin ya da yetkili kamu kurumlarının halen 36. gün dediğini sanırım ben çok takip edemiyorum. Halen dediğiniz gibi o gönüllü insanlara gelirsek çeşitli sendikaların, gönüllerin, öğrencilerin, ben oradayken hatta ODTÜ'den bir 10-15 kişilik bir öğrenci grubu gelmişti günübirlik. Onlar destek sunuyor, sendikalar yine. En son yine hemşireler gelmişti İzmir'den. Onlar ekipmanlarla gelip kalabilen kalıyor. Gidenler getirdiği sağlık şeylerini bırakıp gidiyor. Kalanlar depremzede çocuklara, vatandaşlara yardım ediyor. Bu şekilde sizin de belirttiğiniz gibi tamamen gönüllülük esas, sendika, o da insanlar, işçiler ya da ne dersek yine yoksul insanların yoksul halka yardım ettiği bir durum. Yetkililerin olmadığı bir çadır kentin inşasını görüyoruz orada. Evet ve işte bir yağmurda geldiği hali de şu an ekranlarda görüyorsunuz. İnsanlar yine Mahsun da az önce belirttiği gibi
işte küreklerle, kazmalarla suya yol açıp suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Çoğu çadırın içerisine kadar da bu sular girmiş durumda. Peki Masum, biraz insanların o tepkisinden ve taleplerinden de bahseder misin? Yani tabii şurada şunu görüyoruz, yani 36. günün sonunda hala çadırda kalınıyorsa, sağanak yağmurun geleceği de biliniyorsa, niye konteyner yok sorusu herhalde birinci sorulardan birisi. Şöyle, ben yemekhane şeyine baktım internet ararken, kolumdan şemsiyeli bir hanımefendi tuttu. Siz ne için görüntüleri çekiyorsunuz dedim. Ben gazetecim, muhabirim. Şunu iletir misiniz dedi, bayağı rica etti. Onu ileteyim. Sonuçta bir aktarıcıyız burada. Muhtar da biliyordu, belediye başkanları da, kamu kurumun yetkilileri üst düzeyde biliyordu. Hatay'ın coğrafi yerini biliyorlar. Bugün olmazsa yarın sel basacağını biliyordu. Ben teyit edemedim ama tırnak içinde, nerede bu limandaki konteynerler, niye bize ulaşılmıyor diye bayağı o şekilde sistemini bana belirtti. Bunu iletmemi söylemişti. İnsanlar, yani mevcut siyasi iktidara benim gözlemlediğim kadarıyla ciddi eleştirilerine ben şahit oluyordum. O kürekleri kazarken aynı zamanda söyleniyordu insanlar. Yani bunu mu hak ettik, neden böyle 30 günü de artık karıştırıyorlardı, bu kadar gündür buradayız, nasıl olacak diye. Çocuklar orada çaresiz ben gözlemlediğim kadarıyla. Şu an bir de şöyle bir durum var, yine gönüllerin emeğinden bahsettik. Hem modern evlerde hem burada çeşitli bahanelerle yine yetkililerin oradan sıkıştırma ya da hiç sudan sebeplerle gönülleri sıkıştırmaya çalışma ya da tırnak içinde buradan nasıl uzaklaştırabiliriz kendi o baskılar. Mesela örnek olarak ne gösterebilirsin? Bunu biraz daha açar mısın? Nasıl bir sıkıştırma bu? Ne yapıyorlar da sıkıştırmış oluyorlar? Ya mesela en son bugün yine Evrensel'de çıkan bir modern evlerdeki çadır kenti. Mesela Diyanet yetkilileri gelip ben devletim, burada duramazsınız ya da ben çocukları alıp eğitim vereceğim. Bu aslında o bireyin, o bir memur diyelim, o Diyanet görevlisi, kendini devletle bütünleştirip her şeyi yapma. Hatta orada bir 5-6 gönüllü öğretmenin, hatta bunlar çalışıyor. Hafta sonu 2 gün gelip, ta İstanbul'da İskenderun bayağı uzak, gidip 2 gün tatil günde gelip giden gönüllü hocalar var. Diyanetteki yetkililer gelip meyve suyu çikolatayla biz gelip sizin emeğinize yaptığınız yere konacağız diyorlar. Tabii buna gönüller orada olduğu gibi başka yerlerde de buna tepki gösteriyorlar. Evet. Bundan şimdi onu açalım. Yani bir yanda görüntüler dönmeye devam etsin tabii, yani önemli görüntüler, onları görelim bir yandan, ama bugün Evrensel'in manşetiydi. Senin özel haberinde bu Diyanet meselesi. Onu biraz daha bize detaylı anlatır mısın? Nasıl oldu mesele? Kim kime ne söyledi? Biraz daha ayrıntılı açar mısın? Ya şöyle, şimdi bu 200 kadar bir gönüllü öğretmen bir şekilde 200 kişi bir araya gelip biz deprem bölgesine gideceğiz. 50 kişisi de, 50 öğretmen de gönüllü. İskenderun'a denk geliyor. Bunlar bölüştürülüyor. İskenderun'a denk gelen 50'si de 5-6 tanesi falan şu anki modern evlerdeki çadır kente geliyorlar. 6. gününden sonra kendilerinin beyanı. Orada kendi çabalarıyla sivil toplum yine odalardan, şehir dışından, bulundukları şehirlerden oyuncaklar, çadırlar falan istiyorlar. Uzman arkadaşlarıyla iletişime geçip psikolog, çocuk gelişimi ya da psikososyal destek verebilecek uzmanları yine öğretim, ücretsiz, yani gönüllü gelen insanları oraya toplayıp çadır kurup oyuncaklar getirip orada çocuklar için bir yaşam alanı kuruyorlar. Hatta ailelerden şöyle dönüp doluyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkmıyorken o travma, artık bizlerle konuşuyorlar, resim çiziyorlar. O travmayı biraz da olsa %100 tabii olamaz. Böyle bir iyileştirme söz konusuyken yine dediğim gibi Diyanet ve benzeri kamu kurumlarından insanların gelip bu emeğin üzerine, yine hamiyane tabirle, konmaya çalışmaları o diğer gönüller gibi öğretmenlerin de tepkisini çekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Ben sesimi alamıyorum. Evet, bu görüntülerle, bahsettiğin olayla ilgili görüntüler.
Onları da yayınlamıştık bir kez daha. Şimdi ekranın bir tarafında da görüyoruz. Diyanet yetkilileriyle çadır alanda gönüllü olarak çalışma yürüten öğretmenlerin bir konuşması değil mi bu? Evet, orada çekilen bir görüntü görüyorsunuz, ellerinde çikolatalar filan var. Tamamen o 6. günden beridir hiç yokluk içerisinde kurulan bir çadıra bir çikolata meyvesiyle gelip biz, bir de şu, ben devlet müsaade istemeden gelip çocukların yaşam alanına girebilirim söylemleri. Ben devletim, istediğimi yapabilirim. Bunlar ciddi söylemler. Gönüllü hocaların tepkisini bayağı çekmiş. Bu onları rahatsız etmiş bana aktardıkları kadarıyla. Öyle. Evet. Bir de peki şunu da soralım. Şimdi sen öğretmenlerle de konuştun. Bunun tehlikeli yanını nasıl görüyor öğretmenler? Bunu nasıl açıklıyorlar? Ya şöyle, şunu diyorlar, hani bunlar 4-6 yaş çocukların listesini istiyorlar bundan. Verin, kim var burada, kim yok, biz bilelim. Hani şunu söylüyor, biz bu kadar eğitim fakültelerinden geçtik, bunun bilimsel eğitimini aldık. Biz şu an ailelerin bin bir çabayla bize bile zor güvenirken biz hiç sizi bilmiyoruz, eğitim müfredatını bilmiyoruz, nasıl bir pedagojik yol ve yöntem, nasıl bir bilimsel metotla ilerleyeceğinizi bilmiyoruz. 4 ve 6 yaş arasındaki çocukların hiçbir şekilde dini eğitime uygun olmadığını, bunu dini referanslarla söylemiyorlar. Tamamen bilimsel argümanlara dayanarak bunun pedagojik olarak çocuklar için uygun olmadığını ifade ediyorlar ve o şekilde tepkilerini gösteriyorlar. Hani biz alıp çocuklara dini eğitim vereceğiz. Onlar da kabul etmiyor haliyle. Aralarında diyalog, tartışmalar geçiyor. Görüntülerde de görülüyor. Evet, ne yazık ki depremin hemen ikinci, üçüncü gününde aslında bizim tartışmaya açtığımız meselelerden birisiydi bu. Çünkü ne yazık ki o günlerden itibaren bu tehlikenin geleceği de ortadaydı zaten. Özellikle tarikatların enkaz başlarında oluyor, nöbet tutuyor olması, mezarlıklarda keza öyle. Bunlar anlattığımız meselelerden biriydi. Ne yazık ki bunları yaşamaya devam ediyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Peki Mahsun, şimdi senin bugün çeşitli görüşmeler yaptığını da biliyoruz. Örneğin limon üreticileriyle görüştün sanıyorum. Biraz o görüşmeleri de anlatır mısın? Bugün neler yaptın? Ya öncesinde şöyle, bu haberi yapma çıkış noktamız Murat Ağrel'in Twitter'dan paylaştığı bir şey vardı. Arsu'daki üreticiler bir Türkiye Şeker Fabrikası aracı kamu kurumunun yani tırnak içinde yerel depremzede mağdur olanların, üreticilerin ürünlerini alıp onları mağdur etmeme adı altında limonu 7 liraya falan aldıklarını, bunu belgelerle gösteriyor Murat Arel ve başka takip ettiğim sosyal medya hesaplarından. Bunun üzerine görüşmeler gerçekleştirdik ve bunu 7 liraya alıp Migros'a sanırım işte alışveriş şeylerini 11 liraya falan satıyor ve %50-60'a yakın bir kar marjı elde ediyor. Bunu oradaki bayağı büyük dönüm arsaları olanlarla, ben telefon görüşmesi aracılarla, hatta bir parti temsilcilerin üst düzey yetkililerle iletişime geçme şansımız oldu. Şunu söylüyorlar, evet almış olabilirler ama bir 50, ya çok az, yani nasıl diyeyim, %5-10'u kadar bile almadılar bunu, ama bunu bayağı bir reklamını yaptılar. Hatta biz ürün satamıyoruz, bunu kim aldı, 7 liraya gelsinler biz tüm ürünlerimizi satalım, biz alacak insan bulamıyorken bunlar çok küçük bir miktarı alıp sattılar. Ama ortada böyle bir durum yok. Benim görüştüğüm bir çiftçi şunu söylüyordu. Benim bir arkadaşım diyordu, bu sene limonu komple söktü, attı, kökten ağaçları kesiyor ve portakal ekeceğini söyledi. Bunun ne kadar maliyetli olduğunu elbette düşünebiliriz. Yine görüştüğüm bayağı büyük bir dönüm arsası olan bir limon eken, ben hatta tüm arsuz için diyordu, %90'ın ürünü bekliyor. Bunlar tamamen çürüyecek gibi. Çünkü 5-5,5 lira mal olan ürünleri bizden fırsatçılar, tırnak içinde onların ifadesiyle, pandemide yaptıklarını bize yapmaya çalışıyorlar. 6 liraya 5,5 maliyeti olan limonu bizden 3,5 liraya falan almaya çalışıyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Çürürse de çürüsün havasındalar. Böyle bir durum söz konusu. Sormak istedikleriniz varsa yanıtlayabilirim. Evet. Peki Sesiniz depremden et.
Depremden etkilenme durumları nedir? Bunu nasıl açıklıyorlar? Yani yeniden üretim söz konusu mu, yapılabilecek mi ya da önlerini görebiliyorlar mı? Yani şu anki hasadı doğru düzgün yapamadıkları için yeniden üretim, halen ürünlerini satacak pazar alan bulamadıkları için onlar bir an önce bu ürünü nasıl elden çıkarır? Hatta şimdi değil, yıllardır biz üreticiler tıvranıyoruz aslında onların tabiriyle. Aracı kurumların sürekli kazandı, komisyoncuların sürekli kazandı ve pandemi ve deprem gibi afet ya da salgın hastalıklarda tamamen maliyetin altında bizlere satışta yatıldığı için üretimi istemiyor ya da dediğim gibi farklı daha kâr edebileceği limon değil de portakal ya da o anki toprak neye uygunsa onu değiştirmeye çalışıyor. Tabi bu da maliyetli oluyor. Kimisi bırakıyor, küsüyor yine tırnak içinde. Böyle bir durum. Benim dinlediğim gözlemlerim bu şekilde aktarıyorlardı. Evet. Peki biraz genel olarak şehrin depremden sonraki halini bize nasıl özetlersin? Yani artık 36. günü geride bırakıyoruz. Nelerle karşılaşıyorsun? Neler görüyorsun? Yapılan çalışmalar ne durumda? Ya şöyle, bugünkü örnekte görüldüğü gibi çok ufak bir sağanak yağışta çadır alanlarını gördük. İnsanlar halen yemek sıralarında uzun kuyrukları görüyorum. Çocuklar gördüğüm çadır kentlerde öksürük, bazen çıplak ayak ya da salgın hastalıklardan sürekli bahsediyorlar. Belki tuvalet, hijyen, banyo bunlar kısmen sağlandı ama yeterli olmadığını söylüyor. Ben STK'da görüştüğüm kadınlar ya da gönüllü kadınlarla görüştüm. Bunlar sürekli eksikliklerden bahsediyor. Böyle bir durum. Bir de şu sıralar enkaz çalışmaları var mesela çadır kente yakın. Çadır kentten de görülüyor ve dumanlar bayağı. Uzmanlar da tehlikelerini ısrarla defaatle yineliyorlar. Çadır kente yakın yerlerde enkaz çalışması yapılıyor. Bunun önlemleri alınmıyor. İnsanlar çok yakında izleyebiliyor ya da çok o dumanlara maruz kalabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Halen benim gözlemlerim tamamen gönüllerin çabalarıyla yürüyen bir İskenderun görüyorum. Çok ağır işleyen bir bürokratik yol ve yöntem var. Çadır, konteyner insanlar onu talep ediyor. Halen o yok. Yani enkaz çalışmaları başladı gibi ama çok seyrek iş makinalarını gördüm ben. Hele Arsuz'da yarım bir saatlik bir yolda sanırım bir belki de iki tane iş makinesi gördüm. 6.4'lük depremden sonra yeniden hasar kayıtları başladı. Kimisi artık şunu yine söyleyeni duydum. Artık ben umurumda değil gidip talepte bulunmayacağım. Salonda kanepeyi çekmişim kapının yakınına. Bir şey olursa dışarı kaçarım modunda insanlara denk geldim. Bunlar da aklı başında emekli eğitimli insanlar bunu artık söylüyordu. Böyle ağır işleyen bir şey var. Gönüllerin birlikleriyle yine dediğim gibi kamu, ya sendika odaların desteğiyle yürüyen bir İskenderun görüyorum. Eksiklikler bu şekilde sıralayabilirim. Evet, bir de peki ekonomik olarak da elbette çeşitli zorluklar var. Oraya ilişkin de ufak gözlemlerin var. Biraz o örnekleri de verir misin? Nasıl anlayamadım? Yani şimdi programdan önce konuştuğumuz çeşitli örnekler vardı. Onları programda da anlatmanı isteyeceğim. Örneğin insanların işte enkazdaki evlerinden pencerelerini, camlarını alıp satmak zorunda kalması gibi çeşitli örnekler vardı. Çünkü işte paraya ihtiyaçları var. Haliyle bu tür olaylarla da karşılaşılıyor anladığım kadarıyla. Şöyle yine denk geldiğim bir yaşlı teyze, bir karı koca yine oturuyorlardı bu Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Birkaç parça demir vardı, onu çıkarıyorlar. Ya şöyle, bunun fiyatını falan sordum, bilmiyoruz dediler. Peki bu çok bir getirisi olur mu? Şunu söyledi, belki çok anlamsız gelebilir. Şu an için 1 lira bile önemli çünkü ben yarın ne olacağını bilmiyorum. Ben yıllarca çalıştım. Hatta böyle söylemek doğru olur mu? Koca adam gözleri dolu, yaşlı bir şekilde anlatıyordu. Teyze zaten ağlayarak anlatıyordu. 1 lira bile yarın için önemli. Evet, şu an gönüllüler, şehir içinden halk, insanlar gönlünden ne kopuyorsa yardım ediyor. Ama ben yarın ne olacağını bilmiyorum. Nereye kadar o insanlara bağlı kalacağım? Şu an çalışıyordum, işimden oldum. Evin demirini şu an satıyorum. Belki ileride
etkisi olur. Yine görüştüğüm bir hanımefendi vardı, eşi Parkinson hastasıydı. 3 gündür sokakta kaldığını söylüyordu. Antep'ten gidip geliyordu. Belki sıfır eşyalarım sıfır diyordu. Ben belki oğlum evlenir diye aldım. Onları bile çıkaramadım diyordu. En son ben oradayken damdaki bu ısıtıcı, enerji ısıtıcıları vardı. Onu damdan aşağı atıyorlardı. Görüntüler de vardı, yollamıştım daha önceden. Öyle insanlar demir, hurda ne para ederse onu satıp şehirden gitmeye çalışıyorlar ya da öyle bir durum. Evet, evet. Evet, biraz İskenderun'daki durum böyle. 36. günde hala aslında sorunların profesyonel olarak çözülmediğini görüyoruz. Hala gönüllülerle yürüyen bir süreç olduğunu işte sen de anlatıyorsun bize. Yine görüyoruz işte görüntüleri. Bugünün sıcak gelişmesi İskenderun açısından bu. Sağanak bir yağmur yağdı ve işte görüntüler gördüğümüz şekilde çadır alanı, büyük çadır alanı, 180'e yakın çadırın bulunduğu çadır alanını su bastı, çadırların içini su bastı. Yine gönüllüler kendilerine orayı işte suları tahliye etmeye, orayı yeniden onarmaya çalışıyorlar. Ama evet işte insanlar da tepkili, öfkeli. Ne yazık. Bir yandan şunu da hatırlatalım tabii şimdi bu görüntüleri görürken hem de sana bir soru olarak da soralım bunu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daydı ve Hatay'da da Adıyaman'da olduğu gibi, Maraş'ta olduğu gibi helallik istedi. Ama şimdi 36. günün sonunda hala çadırda yaşayan depremzedeler, hala çadırlarını su basan depremzedeler sence helallik verirler mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Ben yine onlardan aktarayım tırnak içinde. Helal etmiyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Ya bayağı öfkeliler hani dediğim gibi bu insani olmadığını biz bu gece ben bu çadırda yatmam diyen gençleri gördüm. Bunlar 17-18 yaşında. Çocukları görüyordum anne babalarına yardım edip annelere ağlarken onlara bakan çocukları görüyordum. Yani bunların konuşmasam da çoğuyla zaten o durumda gidip konuşmak çok bana etik gelmiyordu. Sadece izin alıp görüntü alıp gidebiliyordum. Geçmiş olsun deyip gidebiliyordum o hallerini. Kimisi de gel kolundan tutup gel içeriye çek diyenler. Bunların bence benim düşüncemi merak ediyorsanız hak etmiyorlardı. Helallik vermediklerini en azından ifade edebilirim. Evet, evet. Evet, zaten görüntüler her şeyi anlatıyor yani. Evet, şöyle bir tehlike de vardı aslında. Evet. Bunu çok kısa ekleyeyim. Ataba kabloları özellikle çektim ben. O sırada elektrik vardı. Çocuklar falan trafolara falan yaklaştıklarını görüyorduk. İnsanlar ondan da tedirgindi. Çünkü uzun uzadıya bir suların içinden geçen kablo vardı. İnsanlar üstünden falan geçiyordu. Aslında büyük bir tehlike gibiydi ama en azından sonradan fark edip elektriği kestiler. En azından büyük bir felaket aşılmış gibi oldu benim. Evet. Şimdi de gördük işte prizler toprağın suyun içinde, toprağın üstünde. Evet, dediğin gibi en azından elektrik kesilmiş. Yani işte yani bu buna bile çözüm bulunamayan bir hal işte ne yazık ki. Burada salgın riski de artar bu şekilde. Pis suyla birlikte yani çadırların içinde işte orada herhalde içme suyu o damacananın içerisindeki onu yükseğe bir yere kaldırmışlar. Ama bunların her birisi sağlık açısından da risk tehlike. Evet Mahsun konuşmaya devam edeceğiz. Bu akşamlık çok teşekkür ediyoruz sana aktardıkların için. Rica ederim. İyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ ol. Evet, gündem özelin bu akşamlık sonuna geldik. Görüşmek üzere.